Son olarak abi Vedat'ın yani olası bir ayrılığından sonra orası için hani Ener Valencia gelirse kapanır mı o yok. Oranın transferi yoksa? Ya yok. Ben Ener Valencia'nın Vedat kalsa da olacağını düşünüyorum. Bitse de o çünkü daha başka bir santrafor tiplemesi. Yani daha hareketli, kısa. Evet ya, oraya şimdi orada Mevlüt merkez var. Bir santrafor. Orada Mevlüt var. Mevlüt'e Mevlüt de olmadı, gördük geçen sene yani. Mevlüt o tecrübesini sahaya çok fazla yansıtamadı. Vedat tek başına, adamcağız tek başına tüm sezonu sırtlamaya çalıştı. O da zaten takımla beraber çöktü. Vedat kalırsa... Kevin Gamero ismi geldi abi, onu sormayı unuttum. Çıktı. Ben onun da olacağını çok düşünmüyorum. Yani onun da olabileceğini çok düşünmüyorum. Şeyi söylüyordum. Vedat'ın yanına bir golcü. Vedat giderse bir golcü daha. Yani... Öyle ya da böyle Mevlüt'ün kaldığını düşünüyorum. Mevlüt üçüncü golcü olacak. İkinci golcü gelecek. Bir de birinci golcü. Birinci golcü Vedat mı olur, Ener Valencia mı olur bilmiyorum ama üç tane golcü olacak. Çünkü geçen sene çok ağır dersler yaşadı Fenerbahçe. Bir de Frey de var tabi. Var ama... Frey'i unuttuk. Frey mi Mevlüt mü? Abi şimdi yerli... Bak, bir tane cevap vereceksin. Mevlüt. Frey. Frey mi diyorsun? Ama abi yerli ben sınırını düşünerek söyledim. Ben onu bilmem ama ben sana Frey Mevlüt mi dedim? Maç yapacağız, kimi alırsın diye sordum ben sana. Yani ben yine Frey'i almam abi, ben yine Mevlüt alırım. İşte bak biraz bence şöyle, Frey'in mesela Frey bir Almanya 2. liginde falan biraz daha olgunlaştı. Bence oraya gitmesi iyi oldu. Bundesliga değil de bir altı gelişim iyi oldu. Kat etti. Var. Bence bir gelişim var. Bir de Frey öyle bir dönemde geldi ki İsviçre'den daha tam... Hani tanımıyoruz, çok genç geldi. Çok genç. Baskı, Fenerbahçe abi, o çok takımda, büyük. O takımda Slimani oynayamadı yani. O takımda Slimani gibi tecrübeli bir oyuncu oynayamadı. Dolayısıyla ben Frey'in Mevlüt bir konusunda Frey diyorum. Bunu dememdeki etkenlerden biri de Frey'in fiziği. O Frey'deki o fizik var ya. Onu. Ya çok üst düzey tabii onu. Abi orada şeyde sana yani, alan açar, indirir, vücudunu koyuyor. Ki zaman zaman bunları kullanıyor. Mesela ben şunu da biliyorum. Hani bu çok belki detay bir bilgi ama mesela yönetim içinde Frey eleştiri oluyor. Yani bu Frey'den hani Frey futbolcu falan değil noktasına geliyor. Başkan sahip çıkıyor. Onun fiziğinde bir oyuncu Türkiye Ligi'nde çok yararlı olur diyor. Abi o mu bu mu diye sordum. O zaman buradan şeye geçelim istiyorsan. Geçelim. Fenerbahçe'nin yeni sezonundaki muhtemel 11'e. Kaleden başlayalım istiyorsan abi. Mevki ilerleyelim. Kalede Altay Harun var. Birinci kaleci. Altay birinci kaleci. Birinci kaleci, orada şüphe yok. Altay birinci kaleci. Sağda Gökhan. Evet. Stoperlerden biri, tabii daha iyisi bulursa Serdar. Diyorsun. Serdar diyorsun. Ya Serdar da. Lemos herhalde. Diyecektim ilk. Ben Lemos'a şu an bir şey diyorum. Hani arıyorlar öyle. Daha iyisini arıyorlar. Söyleyeyim daha iyisini yani, arıyorlar. Daha bilgi Serdar olarak. Yanına o zaman ya yeni bir transfer. Zanka'yı da böyle hani şey yapmayalım ya. Zanka da böyle Danimarka milli takım stoperi adam yani. Biz niye Zanka'yı şey... Ya İngiltere'den geldi o da. Yani hani Zanka... Yani... Uzaydan gelmedi sonuçta bu takıma. Zanka geçen sezon gitmeseydi devre arasında ne olurdu sence? Fener Jason yerinde oynasaydı daha iyi olmaz mıydı? Ya o zaten stoper mevkisinde. Ya şimdi ben mesela Batuhan. Biz seninle ben oynamadık abi geçen sene. Ya şu Frey çöp, Zanka çöp, o çöp, bu çöp. Ya böyle bir şey yok abi. Ya bırakın artık bu lafları. Bu herkesin bazı insanlar böyle şey yorumcular kimseyi falan. Kimseyi beğenmiyor. Abi şeyi zehirliyor Hasan Ali çöp. Hasan Ali de ya o kadar. Hasan Ali çöp olsa. Ya Hasan Ali'yi çok severim, yanlış anlaşılmasın ya. Başakşehir alır mı ya? Okan şampiyon takımı. Ya arkadaşım bak, Hasan Ali'ye çöp diyenlerin futbol bilmediği buradan belli. Ya Okan Buruk alır mı kardeşim? Göksel Gümüşler bu işin piri alır mı? Mustafa Ereğüt alır mı? Ya bir kere hani hiçbir şey bilmiyorsanız bir kere böyle düşünün. Bir analitik düşünmeye çalışın arkadaşlar. Bırakın bu insanları aşağılamayı, bu insanlara vurmayı ya. Hasan Ali'den daha iyisi varsa aldı. Nova aldı. Genel aldı. Göreceğiz. Hani bence de bir tık yani özellikle kim Novak. Kim oynar abi sence? Novak. Novak. Novak daha önde. Novak daha önde. Caner'in de o antrenmandaki golü beni bir etkiledi ama. Caner atıyor da işte Caner. Caner biraz daha açık bak, herhalde. Ben hücum. Ben Caner. Fişek diyorlar ona. Fişek. Fişek. Fişek gibi abi. Yani olumlu olumsuz her an patlayabilir. Bir kırmızı görebilir. Geriye gelmeyebilir. Rakibe gidebilir. Hakime gidebilir. Yani çok ekstra iş de yapıyor ama bazen seni de yakıyor yani. Yani şimdi Caner'in böyle bir tarafı var. Caner'in bazı maçlarda önünde oynayacağını belirtelim. Nova'nın önünde oynayacağını belirtelim. Abi orta sahaya geçelim o zaman. Orada Gustavo Ozan Sosa direkt oraya Gustavo geçelim. Ozan Sosa, Mert Hakan'ı kenara atıyorsun. Sen o zaman. Mert Hakan'ı kenara atıyorum. Mert Hakan kenarda. Öbür Tiam. Kenar. Tiam kenarda. Rodriguez de kenarda. Rodriguez tabii canım net.
O zaman abi santrafor bölgesine orası, kim olacak? O bir dahaki programda. O Vedat olursa Vedat ama Vedat olmazsa diğer alternatiflere bakacağız yani. Abi o zaman bir de şunu konuşalım. Merkez Hakem Kurulu'nda bir istifa gerçekleşti. 6 gün önce aslında yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Hakemlerin hani yaş sınırı arttırıldı, 47'ye çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla. 47 yaşına kadar hakem olabiliyorsunuz. Bir de çok enteresan bir aslında şey yapılmış abi. Ben onu bilmiyordum yani bu... Ben mesela sen benim abimsin, ben senin kardeşinim, sen benim gözlemcim olabiliyormuşsun. Evet ya, acayip bir şey. Ama o değiştirilmiş, yeni değiştirilmiş. Vay vay vay. Yani babadan olan hakemler de çok eleştiriliyordu. Bu işte saltanat gibi ilerliyor. Bunun yeni kaldırılması da bana çok garip geldi. Şimdi ben... Hakem konusu beni boğuyor, sıkıyor. Ya Zakeriya... Yok, şunu söylemeye çalışıyorum. Hatta bir gün bir yöneticiyle konuştum da hani... Ya şuna yani diyorum ki ya aslında hakem tamam da hani takımda çok fazla bir şey oynamadı gibilerinden konuşuyoruz. Özellikle VAR geldikten sonra. Şimdi yönetici şöyle bakıyor olaya. Taraftar da olabilir yani kimse. Kardeşim biz bu takıma para veriyoruz. Para. Bu takıma zaman veriyoruz. Bu takıma sağlığımızı veriyoruz ya. İnsanlar biliyorsun psikolojik tabii anlamda da. Büyük stres altına giriyorlar. Ya sen ne diyorsun? 20 sene az yıldırım yani yöneticilik yaptı ya. İnsan kafayı yer ya. Ya çok çok büyük baskı yani. Tabii. Hapse girdi abi. 5 sene 10 sene yani kişisel sağlık, ruh sağlığı yani ve neymiş efendim? Biz bu kadar diyor işte oradan borç al, buradan şunu sat, bilmem ne para bul, takım kur. Önündeki pozisyonu göremiyor. Yani önündeki yanlış anlaşılmasın. VAR'daki bir daha izliyor, bir daha göremiyor. Buna hakkı yok dedi mesela. Doğru aslında. Ya dolayısıyla hakemler iyi para kazanıyorlar. Hakemler artık hakikaten hak ettikleri noktaya her açıdan manevi anlamda ve maddi anlamda giriyor. Ama abicim yani kusura bakma da kocaman dev ekranda da sen o pozisyonu tekrar izleyip doğru karar veremiyorsan bu işi bırakacaksın. Ondan sonra vay efendim hakemlere baskı var. Futbolcuya baskı yok mu? Yöneticiye, hocaya. Hasan Ali'ye baskı yok mu? Frey'e baskı yok mu? Belhanda'ya baskı yok mu? Fatih Terim'e baskı bizlere yok bile mu? Var. Aykut Kocaman'a herkese baskı var. Yok mu? Ali Koç'a baskı yok mu? Hakem istiyor ki bana yok ya. Böyle bir dünya var mı yani? Ve sen hepsinden daha avantajlısın. Hem maçı izliyorsun, yardımcıların var, telsizin var. Bir de en sonunda gidiyorsun diyorsun ki şu pozisyonda bir izleyeyim diyorsun. İzle, geri al. Orada doğru kararı veremiyorsan iki tane sebep var. Bir, senin gözlerin bozuk. İki, baskı senin vücudunu ele geçirmiş. Sen o baskıyı kaldıramıyorsun ve doğru kararı veremiyorsun. Dolayısıyla iyi hakem değilsin. Anlatabildim mi? Yani gördüğün şeyle alakalı net penaltı, kırmızı diyemiyorsan bir takım sağlık, ruhsal ya da gözle alakalı sıkıntıların var demektir. Bunun başka açıklaması yok ya. Ondan sonra da hakemler ağlıyor, efendim bize baskı yapılıyor falan filan yani. O yüzden Zekeriya Alp'in gitmesinin avantajı abi, şu olabilir, onu da söyleyeyim. Tamam. Yeni bir MHK başkanı, çok yıpranmış Zekeriya Alp. Evet, onu söyleyecektim. Yani o yani zorlu süreçleri geçtiğimiz sezon öyle özellikle çok yıprandı. Çok yıprandı. Şimdi Serdar Hoca herhalde olacak. Ya birkaç isim. Yani Mustafa Çulcu, Kudüs Müftüoğlu. Hayırlısı olsun ama yeni bir isim. Doğal olarak daha az yıpranmış bir isim. Yeni sezon yani şöyle mi olacak? Her sezon yeni bir MHK başkanı, hiç yıpranmamış isimler hani bu da enteresan. Ambalajdan abi her sene. Bu da enteresan bir fikir olabilir yani. Mesela MHK başkanı bir sezonluk görev yapsın falan. Nasıl olsa yıpranıyor. Kimse memnun olmuyor. Bir daha başka bir başkan yapsın. Ya o mesela federasyon aslında başkanlık seçimlerinde de var ya, 3 senede bir hani seçim öyle veya böyle tekrarlanıyor. Ya vallahi hakemlerin... Bir gün neye bağladın abi ayrılığı? Yani bana aslında biraz sürpriz geldi. Zekeriya Alp'in bırakması. Çünkü yani ortada bir sezon içinde o kadar şey oldu. 6 gün önce bir karar değişikliği, her şey yolunda. Yani sebebini çok anlayamadım. Bir şeyler yaşanmış. Demek ki çok net bir şeyler yaşanmış. Bir takım fikir ayrılıkları olmuş yani. Sonuçta biz federasyonda tam olarak şu oldu bu oldu diyemiyoruz ama senin de söylediğin, şimdi bir talimat değiştiriyorsun, o oluyor bu oluyor, istifa edeceksen sezon biter, istifa ettim yani dersin. Ona göre kurşun bir daha 2 hafta kala MHK başkanı seçilecek. Orada bir sıcak gelişme, bir bence bir sıkıntı olmuş yani. Bakalım abi, yani yeni MHK başkanı açıklanınca da onu konuşuruz. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Basın Tribünden bugünlük bu kadar. Senelok'la birlikte Fenerbahçe'yi konuştuk. Daha sonrasında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Vole ekranlarına abone olmayı unutmayın.